Bu meseleyle bizzat alakadar olmanı istiyorum. Bali Bey'in söyledikleri mühim. Saray çevresindeki emniyeti arttırın. Bilhassa şehzadelerim korunacak. Emredersiniz hünkârım. Anadolu Beylerbeyliği'ne Diyarbakır Beylerbeyi Mehmet Paşa'yı tayin etmek isterim. Ne dersin? Emri ferman padişahımızındır. Başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Hünkârım, Mehmet Paşa Anadolu Beylerbeyi olunca Diyarbakır Beylerbeyliği boş kalacak. Serhat bölgesini uzun müddet başsız bırakmamak lazım. Var mı aklında biri? Eğer siz de münasip görürseniz bu vazifeye... Teke Sancak Bey'i, eski mirahurunuz Rüstem Bey'i tayin etmek isterim. Rüstem Ağa, hünkârımız sizi çağırıyorlar. Hünkârım, veda etmek üzere geldim. Teke'yi daha fazla başıboş bırakmak istemem. Kabul buyurduğunuz için şeref duydum. Ayas Paşa seni Diyarbakır Beylerbeyliği için tavsiye etti. Sen ne dersin? Paşa Hazretleri yüce gönlüyle lütfetmişler. Emrü ferman yüce padişahımızındır. Siz beni nereye gönderirseniz orası benim cennetimdir. Ayas Paşa irademdir. Rüstem bundan böyle benim Diyarbakır Beylerbeyimdir. Hünkârımız teşrif ettiler. Çabuk alın içeri, çabuk. Hünkârım. Münasip bir vakitte rahatsız ettim inşallah. Estağfurullah hünkârım. Sizin o mübarek ayaklarınız ancak neşe ve huzur getirir hanemize. Oğlum Ahmet Çelebi, kulunuz hünkârım. Sultanım, zat-ı şahanelerinizle müşerref olmak şereflerin en büyüğüdür. Hakkında hep iyi şeyler duydum Ahmet Çelebi. Şu İstanbul'da senden âlâ müderris yokmuş. 40 yıllık müderrisler Arapçanın karşısında hürmetle eğilirmiş. Mübalağa ediyorlar hünkârım. Böyle bir babaya da böyle hayırlı bir evlat yaraşır elbette. Müsaadenizle ben sizi yalnız bırakayım. Hünkârım, baba. Hünkârım, kusura bakmayın, sofra hal... Mühim değil. Hünkârım, afiyettesinizdir inşallah. Pek afiyetli değilim Hoca Çelebi. Benim halimden bir tek sen anlarsın. Uykular haram oldu bana. Hünkârım, içiniz rahat olsun. Serin uykular nasip etsin Rabbim size. Zira hünkârım, nizam-ı alem için bazen hükümdarlar
böyle kararlar vermek mecburiyetinde kalabilirler. Senin tavsiyene uydum Hoca Çelebi. İbrahim, ben uykudayken infaz edildi. Bir an, sadece bir an için içim geçmiş. Gözümü açtığımda İbrahim yoktu artık. Yüce Rabbim şahidimdir, acı içerisindeyim. Lakin bir yandan da o kadarca yük kalktı üzerimden. Hünkârım, derler ki Allah dağına göre kar verirmiş. Siz de yedi iklimin sultanı olarak ulu bir dağ gibi dimdik ayaktasınız. Nasıl ki yazınız, baharınız varsa karınız, kışınız da olacak elbet. Olacak hünkârım.